aylarca sabrettiler, beklediler. Belki de şu süreçte hayatlarının en zor sınavını verdiler. Tüm Türkiye onlar için evlerindeyken biz basın mensupları olarak onların ve ailelerinin heyecanına ortak olmak için geldik. Detaylar haberimizde. Sınavın nasıl geçti? Güzel geçti. İçeride ne gibi önlemler aldılar? Dezenfektan falan, maske, öyle. Çok zor muydu sorular? Yok. Matematikte zaten aram yok ya. Sınav çok zor geçti. Neden? Matematik yüzünden. Matematik çok zorladı ama yüksek bekliyorum. İçeride ne gibi önlemler aldılar? İçeride sınava girmeden önce herkesi ayrı ayrı tuttular. Boş sürü gözetmenimiz vardı. Girmeden önce maske dağıttılar. El dezenfektanını sıktırdılar. Sonra güvenli bir şekilde salona aldırdılar. Sonra sınavda her yere çıktı. Sonra sınavımızı yaptık. Erken çıkmak isteyenler çıkabildi, ben de çıktım. Sağ olun. Çok güzel geçti sınavımız. En zorlandığınız konu? En zorlandığımız konu matematikti. Peki sınavda ne gibi önlemler alındı? Dezenfektan falan verildi. Maskemiz verildi. Gördüğünüz gibi kadar. Yani iyi. Biraz. En zorlandığınız? Matematik. En kolayı peki? Yani Türkçe var, din var. Öyle. Güzeldi. En zorlandığınız konu? Ya, matematikte birazcık zorlandım. Sınavım zordu. Yani biraz beni zorladı. Ama yani en azından çalışan bir insan için kolaydı. En çok hangi konuda zorlandın? En çok matematikte zorlandım. Pandemi dediler ama çok zorladılar. Yani kazık sordular. Yani ben bu kadar zor beklemiyordum. EBA TV'de aldığın eğitimler yeterli miydi? EBA TV'de eğitimler aldığım eğitimler yeterli değildi. Test çözmem yani azdı. Soru sayım azdı. Zor da değil, kolay da değil, de ortaydı yani. En zorlandığınız konu? Matematik. Güzel geçti. En zorlandığınız konu? Matematikte oldu biraz işte. Çok zor değildi, çok da kolay değildi. Matematikte çok zorlandım ama en fazla 6-7 tane yaptım. Peki içeride ne gibi önlemler aldılar? Dezenfektan, maske veriyorlar ilk girişte. Sonra bizim evden getirdiğimiz maskeleri attırıyorlar. 2 tane yeni veriyorlar. Merhaba, sınav nasıl geçti? Güzel geçti. En zorlandığınız konu? Matematik. Kolaydı. Sözel tahmin ettiğimiz gibi kolaydı da sayısalıydı da çok zorlandık. Matematik sorusu çok zordu. İyi geçti, kolay gibiydi ama birkaç soru biraz zorlayıcıydı, eleyiciydi ama sınav gayet iyiydi. Sayısal mı daha zordu yoksa sözel mi? Sayısal biraz zordu ama. İyi geçti. En zorlandığınız? Sayısal. Merhaba, iyiydi öyle. Peki. En zorlandığınız konu? İşte matematikte birkaç şey vardı, öyle. Kaç puan bekliyoruz? Çok yüksek değil ya. 400. 400. İddialı bir rakam. Evet. Çalıştık mı sınava? Evet. Bilemem. Allah ne nasip ederse. Kolay mıydı? Peki zor muydu? Ya tek matematik zordu. Öğrenciniz sınavda mı şu an? Evet. Nasıl geçti peki bu süreçte? Yani sınavın olduğu sene böyle bir pandeminin olması tabii ki doğa dışı bir olay ama yapacak bir şey yok, her şeyin hayırlısı deyip bekliyoruz. Koronavirüsten dolayı stresli miydi? Tabii ki çok. Hem virüsten dolayı hem virüs nedeniyle derslere katılamaması, dershaneye gidiyordu kendisi. Bir de gençliğin verdiği stres. Bakalım hayırlısı inşallah. EBA TV'de gördüğü eğitimler etkili oldu mu? Çok değil. Keşke böyle olmasaydı, normal eğitim görseydi ama tabii ona da şükür. İnşallah etkilidir. Göreceğiz sonucu görünce. Onu da göreceğiz inşallah. Güzel. Kendi çalıştı. Biz yardım edemedik. Zaten bilmiyoruz. Çoğunla konuştu, EBA TV'de yardım şey yaptı ama çoğunu da izlemedi işte, baktı. İnşallah vallahi elinde geleni yaptı. Sürekli hocalar attılar, onlar evde, biz yardımcı olduk. Yani biz çocuklardan daha çok çalıştık, daha çok stresli. Sanki onlar öğrenci değildiler, biz öğrenciydik. Çok zor, evde ne kadar yapabilirsin yani. Okul ayrı bir şey. Yani o sorumluluğu biliyor. Okula gidiyor, eve geliyor, ne yaptığını bellidir ama şimdi çocuklar stresli, bir yanda hastalık, bir yanda ders, sürekli bilgisayar başında, güvenemiyorsun, kontrol ediyorsun, gidip bakıyorsun, çocuk bilmiyorsun ne yapıyor ki, sen görünce hemen tık, bilmiyorsun ki ne yaptığını. Bazen de yapıyordu hani, çocuktur, ne kadar yapabilir. Rabbim herkese zihin açıklığı versin inşallah, bütün öğrencileri. İnşallah emekleri boşa gitmez. Biz de öyle umuyoruz. Başarılar dileriz. Sağ ol, teşekkür ederim.